Selamlar, Woods haritasındayız. Woods haritasında odunluk bölgesindeyiz. Burada çok fazla çıktığı için genelde burada çok fazla PMC fightları dönebiliyor. Ben de onlardan birine denk geldim. Bu videonun amacı ise bir atış geldiğinde size uzaktan ve atışın yerini anlayamadığınızda, çözemediğinizde sadece tahmininiz varsa ne yapmanız gerektiğini bu videoda anlatacağım. Tabi koşullar da çok uygun olduğu için bu video aslında bunun için çok uygun bir hale geldi. Ya da bu fight çok uygun bir hale geldi diyebilirim. Öncelikle biliyorsunuz odunluk bölgesi, göl ve odunluk bölgesi. Raid'in sonlarına doğru oluyor bu olay. Benim bulunduğum bölge şurası. Şu anda şu bölgeden başlayacağız. Ardından videoda size neler olduğunu adım adım anlatacağım. Evet işte dediğim bölgeye doğru geliyorum. Kamyonet gördüğünüz gibi kamyon var. Oraya geçiyorum. Öncelikle her zamanki yaptığım gibi ya da sizin de yapmanız gerektiği gibi. Öncelikle bakabildiğim yere kadar ne var ne yok diye bakıyorum. Tabi burada sessiz olmanız çok önemli. Çünkü sizi görmeyebilir çok uzaktaki biri ama ya da açısı olmayan birisi görmeyebilir ama duyabilir. İşte kamyondan dışarı çıkıyorum yine sağ sola bakıyorum. Bölgeyi kontrol ediyorum. Atış ikinci atış üçüncü atış bir tane kolum aldı ilk atışı yaklaşık dört atış yaptı. Hemen kendimi kavrayabileceğim bir yer buldum. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Fight'a girmeden önce kendini kavrayabileceğiniz korumaya alabileceğiniz bir yere geçmeniz gerekiyor. Hemen kolumu black out, black out, black düşmüş kolumu tedavi ediyorum. Tedavi ettikten sonra slavımı alacağım. Slavayı uygulayacağım. Bir an önce canını bütün hale getirmek istiyorum. Kolumun ki bir fight sırasında çok daha stabil atışlar yapabileyim. Peynir dediğimizi kullandım. Slava'yı kullanmadım burada mantıklı olan. Aslında Slava hem de kan akışını durduruyor. Yoğun kan akışlarını ve kan akışını durduruyor. Şimdi burada yaptığım şey de gördüğünüz gibi çok genişten alıp bakın çok genişten alıp aslında sniper'ın ya da o uzaktan vuran uzaktan ateş eden PMC'nin görüşünden çıkıp tamamen farklı bir yerden çıkmak. Çünkü aynı yerden çıksam çok büyük bir ihtimalle bana tekrar aynı noktadan ateş edebilme ihtimali olacak. Belki vuracak belki vuramayacak. Burada başka bir atış duydum. Ondan da birazcık tedirgin oldum açıkçası. Burada sarı Propitel Regenerative Stimulant injektörü kullanıyorum. Propitel diyerek kısaltabiliriz aslında. Bu bize sürekli can veren, sürekli canımızı yenileyen bir enjektör. Bunun fight sırasında bu kullandığınızda yaralandığınız nokta sürekli yenilenecektir. Bu da sizin fight'ta hayatta kalmanızı ya da belli bölgenizin az önce olduğu gibi blackout'a, black out'a düşmesini engelleyecektir. Propatel'i kullandım. Bakın gördüğünüz gibi yine çok ama çok genişten alıyorum. Burada durdurmak istiyorum. Harita üzerinde ne yaptım, ne yapacağım onu anlatmak istiyorum. Bakın ilk olarak buradaydık. Şu bölgeye geldik. Şu bölgeye geldik. Bir atış yedim. Atış yer yemez kendimi şurada Şöyle yapayım biraz daha net görme açısından. Özür diliyorum. Şu bölgedeydik. Buraya geldim. Tahmin ediyorum. Atış edeyim nokta. Yani bana ateş ettiği nokta. Şu dairenin içinde bir yerde. Ya da biraz daha geride. Ama asla o adamı göremeyebilirim ben. Çünkü ben çıktığımda adam çok hazırlıklı olacak. Ve ben çıkar çıkmaz. Özellikle bu bölgelerden yine çıkarsam. Şu bölgelerden çıkarsam. Beni çok rahat vurabilecek. Neyse bunları silelim. İkinci olarak kendimi kavradım. Buraya geldim. Şu İnşaat iş makinesinin arkasına kepçenin arkasında öyle söyleyelim ardından da çok uzun bir yay çizdim bakın çok geniş bir yay çizerek şöyle şuraya kadar geldim aradaki boşlukları da doldurayım bunu yapmamdaki amaç buradan ateş eden düşman şu bölgeden şu bölgeden bir yerden ateş eden PMC zaten bakacağı nokta burası. Yani şu bölgeleri kesecek. Maksimum şuralara falan bakacak. Maksimum buraya bakacak. Buraya bakması çok zor. Maksimum buraya bakacak. Şu bölgeleri çok net bir bakışta görecek. Ama burada kör bir nokta var. Ben aslında kör bir noktaya geçip onu pusu atmak istiyorum. Ve ardından ne oluyor bakalım. Burada dikkatiniz gereken bir nokta. Tam işaret edin. yanındaki otların arasına yattım. İlk olarak kontrol noktam burası. Uzakta mı? Nerede? Bakın emin değilim. Tahmin ettiğim yere bakıyorum. Yine etrafa bakıyorum fakat yine göremiyorum. Çok zor onu görebilmem. Çünkü belki yer değiştirdi. Belki pozisyonu değiştirdi bana ateş ettikten sonra. Eğer iyi bir keskin nişancıysa bunu yapmış olabilir. Ardından sürünerek bakın tekrardan öndeki otlara gidiyorum. Burada ayağa kalkmaması ve bir silüet vermeniz. Uzaktan ayağa kalkarsanız görünürsünüz. Otların içine giriyorum. Nispeten delik burada. Ama şundan eminim. Karşıda bir PMC var, bir düşman var ve buralarda bir yerde. Emin değilim. Hafif otların önünden kendimi çıkarıyorum. Tahmin ettiğim yere doğru bakıyorum. Öndeki barakaya bakıyorum. Kamyonlara bakıyorum. Kesim alanına bakıyorum. Vursların olduğu kamyonetlerin önüne arkasına bakıyorum. Fakat kimseyi göremiyorum. Hala kimseyi göremiyorum. Yakın uzak şekilde de bakıyorum. Burada farklı şeyler de düşünmeye başladım. Adaba, acaba farklı bir yerden gitti mi? Farklı bir noktaya farklı bir noktaya mı geçti? Bunların hepsini düşünüyorum. Şimdi tekrar harita üzerine geliyorum. Şimdi tekrar bunları siliyorum. Şu anda ben buradayım. Tekrar işaretledim. Belki biraz daha önce, biraz daha arkada hiç önemli değil. Düşmanın şu bölgeden ateş ettiğini düşünüyorum. Şu bölgelerden bir yerden ateş ettiğini düşünüyorum. Yine emin değilim. Ama şu anda aklımda şu var: Düşman buraya da geçmiş olabilir. Şu bölgeye de gelmiş olabilir. Düşman buraya da gelmiş olabilir. Buradaki çalıların arasından su da atıyor olabilir. Benim gitmem gereken Autoskritis, yani ilçe sınırı. E, i̇lçe sınırına çok uzaktayım. Benim buradan geçmem gerekecek. E, en kötü ihtimalle aklımdan şu anda şu geçiyor. Alt taraftan şu bölgeden Kimseye Görünmeden Kaçabilmek çünkü görevim de vardı hatırlamıyorum görevimi görevimi yapmıştım Hiç kimseye görünmeden buradan kaçabilmek Ama bakın neler olacak Tekrar video geçiyoruz Evet ya yani yine Sağa sola bakıyorum Kimse yok gibi yani özellikle Derken bir ses duydum bakın bir ses duydum O Pmc olabilir mi aynı Pmc olabilir mi Evet otoya almıştım ve geçmiş olsun. Bunu şortunu da atacağım. Ve hemen de lootlamaya gitmiyorum. Birazcık bir müddet geçtikten sonra bakın çıkışa 9 dakika var. Sanıyorum 1-1,5 dakika sonra lootlamaya da gittim. Bunu şortunu da atacağım size. Video, e, e, YouTube sayfama. Burada anlatmam gerekeni anladınız mı bilmiyorum. Yani bu oyunda özellikle bazı şeylerde çok fazla acele etmemeniz gerekiyor. Acele ettiğinizde hata yapmanız çok ciddi bir şekilde artıyor. Bakın eğer ben ilk senaryoda eğer ben ilk senaryoyu yaşayacak olursak ve dolaşmadığımı ve aynı yerden çıktığımı düşünelim. Adam buradaydı ben burada atış yedim burada tedavi oldum biraz daha büyük çizeyim bunları belki görünmeyebilir. Adam şu noktada bir yerdeydi. Ben buradaydım. Buraya geldim. Atışı yedim. Kepçenin arkasında tedavi oldum. Eğer şu noktaya gelip bu noktadan adama bakacak olsaydım çok büyük bir ihtimalle adam beni vuracaktı. PMC beni vuracaktı. lobby e giden kişi ben olacaktım. Yok ben böyle yapmadım. Ben burada tedavi oldum. Herhangi bir yerden aşağı indim. Adam beni yine görüp vurma ihtimali vardı. Yok ben burada... Buradaydım, burada atış yedim ve burada yine aynı şekilde tedavimi yaptıktan sonra buraya geldim ama çok fazla beklemedim. Çok fazla beklemedim. Hatta böyle dolaşıp şuradan şöyle yine kektik gibi gitmeye çalıştım. Çok büyük bir ihtimalle adamla burada karşılaşacaktık. Adam hangi noktadan geldi bilmiyorum buraya. Adamla şu bölgede karşılaşacaktık. Orada bir fight dönecekti. %50 ihtimal verebilirsiniz kendinize matematiksel olarak. Ölecektiniz ya da öldürecektiniz. Yani ya lobu değdiniz ya o lobu değdi. Ama benim buradaki sabrım, benim buradaki bekleyişim, benim buradaki kontrolüm ve sakinliğim bana hem bedava loot getirdi. Bu adamın bu arada adamın loot'u çok çok iyiydi. Hem bedava loot getirdi hem de görevimi tamamlamış oldum. Video bu kadar. Umarım yararlı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.